GSM Iletişim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi Redmi Note 11 Pro ekran değişimi yapacağız. Malzemelerimizi alalım. Onarımına başlayalım. Her şeyden önce sim kart yuvamızı çıkartıyoruz. Ve cihazımızı ısıtalım. Gördüğünüz gibi iç ekranda kırıklıklar var. Arka kapağımızı ısıtalım güzel bir şekilde. Isımızı kontrol edelim. 8 derece. Kapağımızın alt kısmına alkolümüzü döküyoruz. Az bir şekilde civetimizi alıp kasa ile kapak arasına inceden sokuyoruz. Tekrar alkolümüzü döküyoruz. Alkolümüzü döktük. Arka kapağımızı da sökmüş bulunmaktayız. Yapışkanlarımızı fazlasını alalım. Gördüğünüz gibi kameralarımız, buzzer'ımız, burada küçük bir mikrofonumuz, flash ve NFC antenimiz. Burada da bataryamız tabii ki. Hızlı bir şekilde bataryalı vidalarımızı sökelim. Alt tarafın vidalarını söküyoruz. Bütün vidalarımızı sökmüş bulunmaktayız. Şimdi kasamızı yerinden çıkartacağız. Gitar penasını önceden sokup kastırarak kasamızı çıkartıyoruz.
Buradan parmak izi konektörümüzü çıkartıyoruz. Direkt çıkartmamızın nedeni ise yırtılmaması. Kasayı yerinden çıkartırken yırtılabilir flex'imiz. Onun için dikkat ederek yerinden söküyoruz. Flex'imiz. Power tuşu yoktur bu flex'in üzerinde. Sadece parmak izi okuyucusu. Öncelikle önce bataryamızı, ikinci konektörümüzü söküyoruz bataryamızı. Bunlar da bataryalarımız çift çıkışlı olduğu için önce birden sonra ikiyi sökerek işlemimize devam edebiliriz. Koaksiyel kablomuzu söküyoruz. Konektörlerimizi boşaltalım. Kameralarımızı dışarı alalım. Ve anakartımızı boşa alabiliriz. Cımbız yardımıyla köşeden kastırarak hemen çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Plastiklerimizi alalım. Alt bazarımızı yerinden söküyoruz. Cımbız yardımıyla çıkartalım. Ve şarj bordumuz. Gördüğünüz gibi sim kart yuvası da şarj bordumuzun üzerinde. Ekran konektörümüzü de boşaldık. Ve bataryamızı çıkartabiliriz. Bantlarımızı tutarak ortadan çekerek bataryamızı çıkartabiliriz. Bunu göstereyim. Gördüğünüz üzere bataryamızı boşaldık. Ekran görüntü aldığımız flex'imizi diğer ekrana aktaracağız. Gördüğünüz gibi. Titreşim motorunu da sökelim. Burada iç kulaklığımız kalabilir. On-off'umuz kalabilir yeni ekranda olduğu için. Şarj bordunun flex'ini de aldık. Eski ekranımızı böyle ayıralım. Yeni ekranımız. Kameramızı çıkartıyoruz. Ekran flex'imizi yeni taktık. Konektörünü oturtturduk. Flex'i düzgün bir şekilde yerine oturtturalım. Küçük bir bant keserek titreşim motorunu oturtturacağız şimdi.
Şarj bordumuzu oturtabiliriz. Koaksiyel kablomuzu yerine oturtuyoruz. Ve buzzer'ımız. Gördüğünüz üzere. Anakartımızı da oturtabiliriz. Ama ince ayrıntılara dikkat ediyoruz tabii ki. Siyah kırmızı plastiğimizi takalım. Arka kameralarımızı oturtalım. Koaksiyel kablomuzu anakarta oturtuyoruz. Şarj konnektörü Araflex'imizi tutturuyoruz. Çift taraflı bant kullanarak bataryamızı yapıştırıyoruz. Batarya konnektörlerimizi yerine oturtturduk. Tabii ki bu şekilde parmak izi sensörümüzü oturtturalım. Kasamızı kontrol edelim, oturmuş mu? Şimdi vidalayabiliriz. Görmüşken alalım. Bantımız burada kabarıklık yapıyor. Cihazımızda fazlasıyla vida var. Bitirmeye çalışıyoruz şimdi. Son 4 tane kaldı. Son vidamızı yerine oturtuyoruz. SIM kart yuvamızı takalım. Ve özel silikon yapışkanımızla arka kapağımızı yapıştıracağız.
arka kapağımızı yapıştırdık. Cihazımızın power'ına basalım. Bakalım şarjı var mı, açılacak mı? Gördüğünüz gibi bataryamız boş. Yengeleriyle sıkıştıralım. Bu şekilde işlemimiz tamamlanmıştır. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler.